Pazartesinin kritiğinden sonra değil, kritik oldu gerçekten de. Son tadım için Sevilay kayınvalidemi yanıma çağırıyorum. Geldim hemen. Ay Sevilaycığım, neler oluyor hayatta? Ne oldu, gene bir şey mi oldu? Kritik dışında. Sen yok muydun? Şimdi içi pişmiş ve şiş duruyor, kabarmış güzel. Yedim, çiğ gelmedi zaten, hamur gibi değil. İlk defa yanmayan, iyi pişen bir tabak gördüm. Fırına girip de doğru dürüst çıkmış. Lezzetli olmuş. Güzel olmuş, güzel yani. Bak yedim bayağı da, hatta karnım da tokama. Şaşıra şaşıra yedin valla. Allah Allah, güzel olmuş. Allah Allah. Beğendim. Çünkü hiçbir şeyi yanmamış. İyi, gayet tam yerinde pişmiş. Geçelim ikinci kayınvalidem. Bugüne noktayı koyacak kayınvalidem Sevilay Sultan olacak. Bakalım çeyreği kim kazanacak? Bunun içinde salça koymamışlar mı? Salçaya taktın kaç gün? Salçaya taktım. Salça da salça. Varmış. Bunun şey üstü kurumuş yani, seçemiyorum hiçbir şeyini. Kurutmuş bunu biraz üstünü. Bunda bak şeyle hepsi belli olanlar. Bunda hiçbir şey belli değil. Kabarmış pişmiş ama. Ben onlarla ilgilenmiyorum diyorsun. Üstündeki şunları gördüğüm gibi göremedim. Vallahi ben şu an bu durumdayken kayınvalideme hak veriyorum. Çünkü onların görevini gelinini bulmak. O da gelinini bulmaya çalışıyor. Pişmiş ve biraz... Beğendin az... mi? Yani gelinini bulduğunu düşünmesen bile beğendin. Hayır, şöyle az beğendim. Çünkü onun tadı daha güzel geldi. Salçalı biri daha mı çok beğendin? Evet. Aslında tamam. Bu da kabarmış. Yani bak fazla da kabaran bu. Anlaştık. Ama üstündekiler kuruduğu için ne sucuk tadı alabildim ne bir şey, sadece... Gördüm yani. Az daha az pişireymiş, iyiymiş bu. Bu poğaçanın, pizzalı poğaçanın bu hiç kabarmamış. İkinciye baktım, ikinci de kestiğimde içi hamur bir şekilde. Üstlerindeki malzemelerin... Şu yananı çözemedim, sucuk herhalde bu. Yedim, yedin, anlamadım, anlamadım yedim. Aa, bu tabağı beğenmedin. Artı malzemeleri de az pişmiş bunun. Üçüncü tabağımızı yani beğendin mi, beğenmedin mi? Beğenmedim, salça da göremedim hiç bunu. O zaman olmaz zaten. Bu olmaz, bu da salça yoksa, hiç gidiyor. Salça olmaz. Yoksa bu iş yok. Bunun çok fazla kalın olduğu için malzemeler de kaybolmuş ve az koymuş malzemesini. Bunda da salça pek göremedim ya. Salça hiç yok. Bu da olmaz. Evet, içi az çiğ kalmış bunun da. Bakın şu kavurmalar sanki doğranmış, atılmış gibi içine yani konulmuş. Bunu da beğenmedim ben. Çok şişmiş çünkü bu. Onu beğenmedim, bunu şöyle beğenmedim. Şöyle uzaktan bir bakalım. Bakalım senin puanlarını kim beğenecek? Ona evet. bir, şuna bir. Dördüncü tabak bir puan. Buna da bir. Üçüncü tabak bir puan. Buna beş veriyorum ben. Birinci tabak beş puan. Üç vereyim gitsin ya, çok terledim. İkinci tabakta üç puan. İki tane bir, bir tane üçümüz var. Üçüncü tabağı açalım. Hazırsan. Hazırım. İki tane birden bir tanesi hangi geline gitmiş? Hazırsan artık çok geç yaptığın çok geç her vallahi. Şey için. Bir puanın sahibi gelin. Aç şekerim kimmiş? Deniz, yeni gelinimiz. Yine mi ya? Kabarmamış ve
Biberler falan çok şey ya. Büyük büyük doğranmış. Nasıl doğramalıydım peki? Yani ne bileyim, bu kadar da baksana, gel bak şu biberine. Böyle hiçbirinde o kadar büyük büyük biberler yok. Şöyle göstereyim. Bu biberi bayağı kalın. Görüyor musun? Ama sadece bir tane söyle bak. Bir tane olur mu? Bak hepsi o. Bakın hepsi öyle. İşte ama bak hepsi öyle. Şimdi bir de bakın. Nasıl kabarmamış? Kabarmayan şey bu kadar böyle yumuşak, güzel. İçi de çiğ. Kabarmış çiğ. Ama içi çiğ. Üstün evet. Nar gibi kızarmış. Üstüne niye bakıyorsun sen, bak, içi çiğ? Çiğ olan şey böyle pişer mi? Şu değil bu. Bunlar böyle pişer mi? Bunlar zaten yani ortalamasını yapmamış artık. Yani çiğ olan bir şey yani en az böyle bir şey olması gerekiyor. Bu da çiğ. Kaşarlar da çiğ. Erimemesi buna da bir gerekiyor. Yani. Bu tabak bir puanlık bir tabak değil. Bir puanlık olmasa da benim gelinim asla öyle doğramaz. Onun için ben gelinimin olmadığı tabaklara bir veriyorum. Bunu herkes biliyor. Ya nasıl bir puanlık değil lan? Yapsana savunmanı düzgünce yapıyorum. Ya. Şey Allah yani Allah. Olmamış diyorum. Geldi kendi baktı, hayır olmuş diyor. Üstü kaşarları erimiş. Artık rengi dönmüş pişmekten. Biberler işte yani pişmiş. Çok içini pişirememişin üstü de yanmış. Biberler de kocaman. Bu tabağa kim bir puan verdiyse şaşırırım zaten. Aldın mı sen bu tabaktan puan? Almadım. Üç tane bir tane iki aldım. E daha ne o zaman? Daha yani bir almayı hak etmişsin demek ki. Ya sadece siz ben benim demiyorum. Güzel yaptığımı gördüğünüz için bana bilerek düşük puan veriyorsun. Hanımefendi ben burada lezzete, güzele puan veririm. Hmm. Bir de gelinimin tüyosuna yakın olana veriyorum. Bakalım gelinin ne oldu? Sen ne böyle kafa sallayıp duruyorsun ya? Bir mi verdin yoksa sana? İkinci tabağın başını alıyorum seni. Üç puan verdik ikinci tabağa. Şu an en merakla beklenen puanlamalar senin bence. 3 puanı bakalım kim almış? Aç şekerim. Şimdi açıyorum ve Miyase'nin suratıyla karşılaşıyorum hemen. Miyase. Biliyordum. Vallahi. Komik olan neydi? Şimdi... Neye gülüyorsun? Tahtayı oku ne yazıyor? Oku. Okuyayım mı? Kabarmalara doymayan. Kabarmalara doymayan pizza poğaça. Evet. Heh, birinci tabak poğaça mı? Ya ben pizza deyince aklıma hani üstünde duracak gibi. Birinci tabak poğaça mı? 2 ve 4 nasıl? Poğaça değil mi? Baktığında. Ama birine 3, birine 1. Onun hiç pişmemiş. Onun heh, azıcık pişmiş ama. Heh. Salça ne? Pişmeyen salça zaten cıvık olur, belli olur değil mi? Tiyolar değil mi? Tiyolarda öyle bir şey yok mu? Salça iyi pişer dedim ben. Salça iyi pişer de diğer tiyolarını göremedim. Bulamadım. Diğer tiyolar... Bugün kaldırsaydın o zaman o kaşarı kaldıracaksın oradan. Tamam mı? Bu kaşarı buradan kaldıracaksın. Yeşil bibere baksana. Neydi? Bundan... Neydi? Yeşili kalın, kırmızı ince doğru. Çünkü kırmızı göze batıyor. Tamam. 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 Ay, bekle şu an sinirden elim ayağım titriyor ciddi anlamda. Bak kaldıracaksın o zaman. Böyle içi açılıyor ya anne. İçi kesin açılıyor ya. Görebiliyorsun ya içini. Bak kabarmış bildiğin. Ya anne sen hayatında ya poğaça yemedin mi? İçi azıcık daha biraz daha pişse diye de düşündüm. Pişse mi? Herkes bu tabağa çiğ dedi bugün. Hadi ya. 5 verdin ya. Senin var ya bir damağın tadı falan gitti. Ben ne zaman bilezik alsam ertesi hafta sen busun evet, zaten. Evet öyle yapıyorum. Anne şu an komik bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Bulamadım. Şunun mantığına sen bir varsana. Poğaça nasıl olur ya poğaça? Poğaça ya. Her gün sabah burada yedim poğaça. Sen dümdüz bir poğaça gördün mü hiç? Ama bu dümdüz bir poğaça gördün mü anne? Pizza dedi ya orada. Anne ben pizza üstü oluyor. Kendi yani böyle, ağzınla bana. Üstü açıktır diye benim düşündüm. Benim yanımdan gitmeden önce ne dedin? Senin evde yaptığın poğaçalar gibi değil mi? Kabaracak değil mi dedin değil mi? Dedim. Ama üstünde de net görürüm diye düşündüm göremedim. Bugün bak kadın bana bir verdi ne dedi biliyor musun? Kabarmış güzel olmuş Miyase'nindir dedi bir verdi. Sen gelmişsin beğenmiyorsun o tabağı ya. Beğenmedim demedim beğendim ama yani. Herkesin beğenmediği tabağa gittim. Şey verdin. Beş verdin. Bugün 2 tane poğaça vardı burada. 2 tane tarife uygun vardı. 2 ve 4. Birine 1 verdim, birine 3 verdim. Az biraz bak ya ne yapıyorsun? Gülüyorsun, eğlenmeye mi geldik, şakalaşmaya mı geldik? Anlamadım ben seni ya. Her gün bulacağım diye bulacaksın. Bir şey mi var? İnsanın şaşıracağı günler görevin de oluyor. Görevin bu. Profesyonel bile hata yapar. Bunu da unutma. Görevin bulamadım. Bu. Görevin bu. Bulamadım. Ne demek görevim o? Evet. Senin bu de güzel yapmak görevin. Ama güzeldi o zaman zaten. Tamam. Beni konuşturma şimdi. Güzeldi. Olmamış. Benim istediğim gibi olmamış. Tabii. Cevap da vermesin. Pişmemiş tabak mı yedin? Sanki bir aldın ha beni sinirlendirme şimdi. Bir mi verdim de bağırıyorsun? Sinirlensen ne olacak? Tamam. Bulamadım.
Bravo, sen devam üstünde et mi, böyle. Üstünde mi, alnında mı yazıyor? Sen devam et anne böyle. Sen Allah böyle devam Allah, et. Allah Allah, bulamadık işte. Niyazi'cim, her günde olmuyor. Her günde, her gün bal olmuyor. Kaymak yenmez yani. Hı hı. Sen de doymuyorsun altına, tamam, azıcık bir bu hafta dur alma. 5 puan verdik bu tabağa. Bakalım kimin tabağı çıkacak? Günün son 5 puanı ve sıralamada takdir edersiniz ki gelinimizi yukarılara taşıyacak. Bakalım 5 puanı hangi gelin aldı? Hazırsak açıyorum sevgili abla. 5 puanın sahibi gelin. Aç bakalım kim? Yeşil. Yerinde açar mısın? Afiyet ya olsun. Ya Yeşim olmayan tabağına bir de mutlu olma ya. 3 tane pişmemiş, 5 aldım ya. Ama olmamış. Yeşil. Pişmemiş, olmamış diye verdi. Ya, çiğ tabağı verdiniz. Allah Allah. Gelinizi de bir yerden yakalayıp şu kadar bir yerden onu da 3 verdiniz. Doğru. Buraya geldiğimden beri her zaman söylediğim şey, ben çok lezzetli yemek yapıyorum. En güzel tabağı oraya koyuyorum. Ve sen her seferinde özellikle Sevil Ay teyze sen gelip bana 1 veriyorsun. Hasret, tabağım pişmemiş. Üç tane kayınvalide geldi Miyase şahit. En pişmiş, en güzel tabak Miyase'yle hasretin tabağı deyip bize bir verdiler. Öyle. Bakın söylüyorum, ağızlarıyla buraya gelen 3 kayınvalidenin 3'ü de en güzeli Miyase ve hasretinki dedi. Aynen öyle. Ve bunlar dedi bizim gelinimiz yapamaz deyip bize 1 verdiler. Anlatabiliyor muyum sana? Sen de geldin, bu güzel tabağa 1 veriyorsun. Sen benim hakkımı yiyorsun, sen benim elimin lezzetini biliyorsun. Ne yemekten anlıyorsun, ne puanlamadan anlıyorsun. Boşu boşuna gelmişsin. İnşallah bu hafta sonu sen gidersin. Miyase seni tenzih ediyorum, seni çok seviyorum ayrı. Ama ben gitmeyiz, onu bir geçeceğim de. Geldiğinden beri sadece bana 1 veriyorsun. Ben senin tabağın altını ne bileyim de ben sana bilinçli mi veriyorum? Gel de şu tabağa bak. Bu tabağa tabii 1 verirler. Pişmemiş, al bak hamur hamur. Hamur, nerede en güzel tabağı sen çıkarıyorsun her gün? Öyle. Her günde kötü tabak çıkarıyorsun. Hayır, öyle bir şey yok. İşte ben onu söylemek istiyorum. Bir saniye, Deniz, bir dakika. Her gün iyi tabak çıkarsan, hadi ben seni diye olur. Diyelim ki biliyorum, bile bile 1 veriyorum. Diğer kayınvalidelerden hep 1 aldın. Gene diğer kayınvalidelerden 5 alıyorum ama sen de hiç 5 alıyorsun. Bir dakika, müsaade et bana. Her gün değil, bugün.